Bugün size varikosel konusunda bahsedeceğim. Varikosel genellikle 20'li 40'lı yaşlar arasında gördüğümüz hastalıklardan bir tanesi ama ergenlik döneminde de oldukça sık gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Ergenlik döneminde ergenliğe giren çocuklarda yumurta ağrısıyla karşılaştıklarında genellikle bize başvuru yapıyorlar. Ve başvuru esnasında biz genellikle bir muayene yapıyoruz. Genital bölge dediğimiz yumurta ve kapsamındaki bölgelerin durumunu değerlendiriyoruz. Elle muayenemizde çok rahatlıkla bir varikoselin olup olmadığı çok rahatlıkla anlaşılıyor. Bunu anladıktan sonra çok gerekli görürsek eğer bir Doppler ultrasonla tanımızı doğrulamaya çalışıyoruz. Bazı ergenlerimizde meni tahlili istediğimiz olabiliyor ama çok da şart olmuyor bazı durumlarda. Onun dışında ergenlik varikoseli dediğimiz durumlarda iki tane yöntemimiz var. Bir tanesi testisin çapı çok önemli. Eğer ilgili alandaki testis çapı %20'den fazla kaybı varsa bu varikoselin sıkıntılı bir varikosel olduğu anlamına geliyor ve bunu aileyle konuştuktan sonra bir an önce tedavisinin yapılmasını öneriyoruz. Ama bir yumurtada herhangi bir çap kaybı yoksa bu gibi durumlarda bekleme, çok yakın takiple de takip ettiğimiz olabiliyor. İkinci konu erişkin tip varikoseller. Bu varikosellerde daha çok bize yine ağrı ama bir yandan da evli çiftlerin 6 aydan fazla bir süre içerisinde normal cinsel alışkanlıklarına rağmen çocuk olmaması durumlarında biz genellikle böyle çiftleri kadın doğum ekibi kadın partner tarafından değerlendirmesini yapıyor. Ürologlar olarak biz de mutlaka erkek cinsiyette olası varikosel ya da başka bir patoloji var mı diye mutlaka detaylı bir şekilde inceleme yapıyoruz. İncelememiz yine basit bir şekilde fizik muayene dediğimiz bir bakıyla sonlanabiliyor. Ardından da yine bir meni tahlili, detaylı bir meni tahlili yapıyoruz. Ve gerekli görürsek de Doppler ultrasonla tanımızı güçlendiriyoruz. Bu gibi durumlarda Doppler ultrason çok deneyimli ellerde yapılması gerekiyor. Ve sadece yapılan ultrason yeterli değil. Mutlaka bir ürolog tarafından, deneyimli ürolog tarafından bu yapılmış ultrasonun teyit edilmesi gerekiyor. Yoksa farklı sonuçlar elde edilebiliyor. Onun akabinde eğer tanımız varikosel ve bunlar spermi etkilemiş ise eğer hastamıza sunacağımız seçenekler arasında mikroskopik varikoselektomi dediğimiz seçeneği sunuyoruz. Kliniğimizde mikroskop altında yaptığımız bu ameliyat genellikle yarım saatle bir saat arasında değişiyor. İyileşme süreci 7 gün, aynı gün taburcu ediyoruz hastalarımızı. İş kaybı açısından baktığımızda kabaca 3 gün gibi bir iş kaybı ama bir istirahat sürecinin ardından da 7. günde de çok rahat bir şekilde hastalarımız işlerine geri dönebiliyorlar. Sağlıklı spermlerin üretilmesi genellikle 72-90 gün ya da işte bir 3 ay sonra sağlıklı sperm üretimi başlıyor. Bizim tavsiyemiz genellikle bir tüp bebek ünitesine bile gidecek olan hastalarda mutlaka erkek faktörünün iyi bir şekilde değerlendirilmesi, var olan sıkıntıların giderilmesi, tüp bebek adayı hastalarımızda bile sonuçların daha olumlu olduğu yönünde deneyimlerimiz var. O yüzden benim buradaki mesajım genellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin mutlaka erkek partnerin bir ürolog tarafından değerlendirmesini öneriyorum.